Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Gürsel Aksel Stadyumu'nun hemen önündeyiz. Sizlerin de ifade ettiği üzere yanımızda şu anda Milliyet Gazetesi yazarı, aynı zamanda A-Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ var. İzmir'e hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Çok güzel bir stat, muhteşem bir atmosfer var şu an bulunduğumuz yerde. Hem stadı konuşalım, atmosferi konuşalım, aynı zamanda bugün önemli bir karşılaşma. Göztepe için de öyle, çünkü bildiğiniz üzere Göztepe çıkışta olan bir takım. Bir çıkış yakaladı ama Beşiktaş için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. İkinci yarıya çok kötü başladılar. Evet. Kendi evlerinde Sivas Spor'a 2-1 mağlup oldular ve hafta içerisinde de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Genel bir değerlendirme rica ediyorum. Şimdi tabii yeni stat. Göztepe camiasına, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir yerde, tam bir semt havası var. Böyle statları çok seviyorum. Avrupa'da da çok gördüğüm stat şehrin içinde. Beşiktaş'a gelecek olursak, tabii Beşiktaş'ta ligi kötü başladı. Sıkıntılarla başladı. İşte Orhan Ak kriziydi. Burak Yılmaz'ın sakatlığıydı. Orhan Ak krizi yüzünden Abdullah Hoca'nın tribünlerle uyuşmaması. Bütün bunları bir yerde aştılar. Bir 6 maçlık seri galibiyet yakaladılar. Ve orada tribünlerde Abdullah Hoca'yı bağrına bastı diyebiliriz. Orada bir barışma gibi değil de yani bir kabullenme durumu oldu tribünlerde. Eridi. Fakat tabii Sivas Spor'a yenilmek, hemen arkasından Erzurum Spor'a elenmek. Tabii bunlar Beşiktaş'ın bünyesinde olmayan şeyler. Taraftar da tabii orada Abdullah Avcı istifa dedi. Yönetim de çok ani, net, sert kararlar aldı. Doğru mu? Bence reaksiyon olarak doğru. Eleştirebilecek tek şey var. Zaten hoca da bunu kabullendi. Yani bu ayrılık olması gerekiyor. Çünkü takımla hoca arasındaki ipler tamamen kopmuştu. Bu hocanın suçu değil. Bu takımın da suçu değil. Bu kötü gidişatın ortaya çıkardığı bir durum. Öyle diyebiliriz. Hoca da ayrılmak istiyordu. Ama yönetim bence tazminat konusunu halletmeden göndermekte hata yaptı. Ya yani bu konuda bir resmi açıklama yok ama sonuç itibariyle bu da bir mali yük demek. Zaten kulübün mali durumu da ortada. Herhalde biz önce yollara ayrılalım da tazminat sorununu sonra çözeriz. Veya Abdullah Avcı başka bir takımı çalıştırana kadar biz parayı vermeye devam ederiz. Bu tarafı eleştirecek nokta. Sonrası Sergen Yalçın hamlesi, Samet Aybaba hamlesi, bunlar konuşuluyor ama ben bir kez daha söylüyorum. %90 Sergen Yalçın bitmiş durumda. %90. %10'luk bir pay bırakıyorum. O %10'luk pay da ıslak imza. Henüz imza atılmadı. Ahmet Nurçebi'nin pazartesi günü herhalde yönetim kurulunda arkadaşlar ne diyorsunuz? Benim oyun bu. Siz ne diyorsunuz? Diye bir oylama yapar diye tahmin ediyorum. Bir ortak karar çıkaracaklardır. Çünkü başkan tek başına böyle bir karar almak istemiyor. Bu kararın yanında yönetim çoğunluğunu istiyor. Zaten bunu Beşiktaş yönetimine gelmeden önce de söylemişti. Biz bütün kararlarımızı oy çokluğuyla alacağız demişti. Eğer oy çokluğu sağlanırsa pazartesi veya salı günü Sergen Yalçın Beşiktaş'ta göreve başlar diye tahmin ediyorum. Ama bugün zor bir karşılaşma. Yani Sergen Yalçın gelirse bile hani ne kadar başarılı olabilir o da çok tartışılır. Sivas kazanır, Beşiktaş burada puan kaybederse aradaki puan farkı 13'e çıkmış olacak. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyor? Yani şimdi Sivas Spor'la aradaki puan farkı 10. Arada başka takımlar da var. Yani sadece Sivas Spor'la yarışmıyorsun. Dolayısıyla burada yönetim gerçekçi davranmak zorunda ve bu anlamda adımlarını atıyor. Eğer Sergen Yalçın'ı getirirlerse yönetim şunu düşünüyor. Biz tribünlerin sevdiği, saydığı, camiye mal olmuş, efsane hale gelmiş bir adamı getiriyoruz. Hem tribünlerle yönetimi bütünleştiriyoruz, hem hocayla tribünleri bütünleştiriyoruz. Sergen Yalçın ismi aynı zamanda takımı da farklı bir hava getirir. Yani soyunma odasına giren bir futbolcu, soyunma odasında Sergen Yalçın varsa önünü ilikler. Futbol literatüründe. Yani futbol dilinde birbirlerine saygı duyarlar. Yani böylesine büyük yeteneklere futbolcular saygı duyarlar. Dolayısıyla Sergen Yalçın ismini bu anlamda doğru buluyor yönetim. Bence de doğru hareket. Bakın çok Samet Aybaba da gelse doğru hareket. Sergen Yalçın da. Bu Sergen Yalçın gelişi yönetime zaman da kazandırır. Kendi yapılanmaları açısından zaman da kazandırır. Şimdi işler zor. Bugünkü maç çok zor. Caner yok kadroda. Gökhan Gönül yok kadroda. Yani şu anki İlk 11'e baktığım zaman resmi değil herhalde tahminim aldığım notlara göre Karius kalede, Ruiz Vida, Douglas Rıdvan savunmada, Atiba Necip önde, onların önünde Diaby, solda Enkudu, sağda Boyd ve ileride Burak Yılmaz bekleniliyor. Onun dışında Enneni cezalı, biliyorsunuz ki sakat, Laiç yok, sakatlıklar var. Gökhan Gönül, Faranjit. Ya bu kadar eksiği olan bir Beşiktaş'ın tabii ki Göztepe'nin açılış maçında yeni stat
ambiyansı görüyorsunuz. İşi zor. Kolay değil. İşi zor. Ama yenmek zorunda tabii Beşiktaş. Teknik direktör de yok. Hoca da Şenol Pilan var başlarında takımın. Gökhan Keskin'le Şenol Pilan ortak akılla karar verdiler. İşleri zor tabii ki ama kazanmak için de Rıdvan mesela sol bekte Rıdvan gözüküyor. Kazanmak zorundalar. Çünkü yeni bir hava yakalamak zorundalar. Yani neden kazanmak zorundalar biliyor musunuz? Yönetim diyor ki biz hocayı gönderdik. Tek taraflı sözleşmeyi pes ettik. Buyurun sıra sizde. Sizi sahneye alalım diyorlar açıkçası. Bence futbolcuların havası da değişmiştir. Yani bana bazı Göztepe'li taraftarlar sordu. Yarınki maç ne olur diye dünden. Ben dedim ki Abdullah Avcı kalsaydı eğer hava değişmediği için söylüyorum. Ya Abdullah Avcı'nın yeteneksiz anlamını söylemiyorum. Hava değişmediği için Göztepe'yi favori görüyorum. Ama şimdi Abdullah Avcı gitti. Böylesine durumlar takımlarda bazen olumlu hava getirir. Bazen değişik bir hava getirir. Bu havanın sayesinde belki Beşiktaş'ı favori hale getirebilir. Ama bir kez daha söyleyeyim. Dün söylediğim maç ortada buna rağmen. Çünkü ortada olmasının nedeni bu hava. Sergen Yalçın'a değindiniz de şunu sormak istiyorum. Yani Sergen Yalçın yarın sözleşme imzalarsa yarım sezonluk mu sözleşme imzalayacak? Yok, yoksa sezon... olmaz herhalde. Daha uzun diye. Benim duyduğum 1,5 yıllık. 1,5 yıllık. 1,5 yıllık bir sözleşme. Belki de bir yılda opsiyon koyarlar üzerine. Yarım sezon olmaz yani. Yakışmaz da yani Sergen Yalçın'a öyle bir teklif sunmazlar diye düşünüyorum. Ben 1,5 diye duydum. Birkaç gün önce de Ahmet Nurçevi ile Sergen Yalçın da bir araya geldiğini duydum. Reha Kapsal hocamız zaten tweet de attı. O bir otelde buluştular diye. O doğru istihbarat. Sergen hayırlı olsun artık diyebilirim. Yani %10 bırakıyorum. O da ıslak imza. Biraz da Göztepe'yi konuşalım. Müthiş bir ambiyanstan söz ettik. Taraftarlar da saatler öncesinden stadı doldurdu. İlhan Palut'la baktığınız zaman çok önemli bir çıkış yakaladılar. Üst sıraları, Avrupa kupalarını, şanslarını ileriki haftalara taşımak isteyeceklerdir şüphesiz. Bu konuda Göztepe'yi nasıl gözlemliyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bence Göztepe, İlhan Hoca hakikaten çok iyi çıkış yakaladı. Çok da değerli bir hoca, çok iyi bir hoca. Hatay'da neler yaptıklarını biliyoruz. Aynı zamanda prensipleri olan bir hoca. Futbol anlamında prensipleri olan bir hoca. Genç bir hoca, istekli ve hırslı bir hoca. Bu hırsını takıma da yansıtıyor. Sahaya da yansıtıyor. Yani onun Hatay'daki performansı, gösterdiği başarı Göztepe'li futbolcularda da bir saygı uyandırır. Dolayısıyla böyle hocalar her zaman tercih edilir futbolcular tarafından. İyi bir hava yakaladılar ve bu havanın yeni statla, bakın yeni statla daha da farklı yerlere gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu stadı yapan mimar Bünyamin Bey, Vodafone Park'ı da yapan isim aynı zamanda. Vodafone Park açıldığında Beşiktaş camiası müthiş bir hava yakalamıştı. Şimdi bu stat açıldı. Göztepe camiası borcu olmayan, şirket olan bir kulüp Mehmet Sepir Başkanlığı'nda ummadığınız yerlere gelebilir. Bakın hiç ummadığınız yerlere gelebilir. Ben böyle bir beklenti içerisindeyim açıkçası. Evet, yani bugün Beşiktaş kadroyu da saydık. Eksiklikler de var. Evet. Teknik direktör yok. Yani bugün Beşiktaş buradan mağlup ayrılırsa herhalde birçok gerekçesi var buradan. Tabii canım. Yani burası artık ligdeki takımlar için kolay bir deplasman değil. Yani daha önceki stada da gittim. Orayı bile farklı bir havaya sokuyordu Göztepe taraftarı. Dolayısıyla burası da bir ev sahibi üstünlüğü getirdi Göztepe'ye. Evlerine dönüyorlar. Bundan sonra Göztepe'nin rotası nasıl olur? Bu maçı kazanmaları durumda tabii ki farklı yere gider. Kazanmasalar bile uzun vadede ben Göztepe'nin çok daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Yani uzun vadede. Beşiktaş'ta işler kötüye giderse maç içerisinde yani yedek kulübesini göremiyoruz ama hani oyuna direkt katkı sağlayabilecek, etki sağlayabilecek isimler var mı? Ne dersin? Yani hamle oyuncusu tabii ki bu konuda hamle oyuncusu konusunda zayıf ediyor teknik heyetin. Yani işler kötü giderse hem kenardakilerden hem de saha içerisindeki oyunculardan farklı sistemlere geçerek, farklı oyun kurgularına geçerek bir şeyler yapabilirler. Ama bir kez daha söylüyorum. Abdullah Avcı ayrılığı, Ahmet Nurçebi'nin kaptanlarla yaptığı toplantı falan işi farklı yere götürebilir. Ya yani bazen böylesine durumlar takımı motive eder. O anlamda söylüyorum. Yani neresinden bakarsanız çok zor bir deplasman. Hem kadro eksikliği hem yaşananlar. Şunu sormak evet. istiyorum. Tamam Sergen Yalçın gelecek ama bir transfer süreci de var. Onu nasıl yorumlarsınız? Yani nasıl bir hale bürünür? Nasıl şekillenir? Şimdi itfaiye şoförüsünüz. Yangına gidiyorsunuz. Yangın evi yakmış, bitirmiş. Oraya giden itfaiyeden bir hayır gelmez. Şimdi devre arası artık Sivas'a gelmişsin.
Hani bu saatten sonra yapılacak olan transferden kısa vadede bir katkı alabilir misiniz? Bilemiyoruz. Yani yani değer mi? Şimdi Ciler mi? Şimdi Sergen Yalçın Ciler mi ister mi? Abdullah Avcı istemedi. O da kulübün maddi durumundan dolayı istemedi. Fakat Ciler mi bedava gelen bir oyuncudur. Belki ister, bilmiyoruz. Ama bundan sonra gelen transferi kısa sürede katkısı olur mu? Sanmıyorum. Uzun vadede olur tabii ki. Yeni gelecek olan transfer takıma alışana kadar, o ortama alışana kadar zaten 2-3 maç geçecek. O yüzden o itfaiyeye benzetmesini ben çok doğru buluyorum. Ev yandıktan sonra gelen itfaiyeden fayda gelmez. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Keyifli bir maç olacağını biliyoruz. Keyifli seyirler diyoruz şimdiden. Bizler şu an Serdar Sarıdağ'la birlikte yeni stadyumun hemen önündeyiz. Çok güzel bir ambiyans var. Maç öncesinde zaten yaptığımız bağlantılarla o ambiyansı sizlerle paylaştık. Özellikle taraftarlar saatler öncesinden stadın etrafını hınca hınç doldurmuş durumda ve maçın oynanacağı stadı gelmiş durumdular. Tezahüratlar başladı. Şu anda maçlar söyleniyor. Tabii Göztepe bu karşılaşmadan galip gelmek istiyor. Galip gelip en azından yeni stadı bu galibiyette taçlandırmak istiyor. Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ve hakem üçlüsü yönetecek bugünkü karşılaşmayı. Zor bir karşılaşma. Aslında her üç neticeye de açık bir karşılaşma. Ama Beşiktaş için gerçekten zor sakatlıklar var. Hafta içerisinde Abdullah Avcı'nın ayrılığı söz konusu. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın ismi konuşuluyor. Serdar Sarıdağ onları söyledi. Ve gün içinde bakalım biraz sonra başlayacak karşılaşma. Nasıl sonuçlanacak? Nasıl bir sonuç çıkacak? Ama seyir zevki yüksek bir karşılaşma beklediğimizi söyleyelim. Güzel bir hava var. Futbol oynamak için her şey müsait. Hareketlilik var. Tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Stadın etrafı da şu anda çok renkli görüntülere de sahne oluyor diyelim. Sözü yeniden Gürsel Aksel Stadı'ndan İstanbul'da.